o meclis salonuna sokmadı, sokturmadı. Talanı bu şehirden uzak tuttu. O kadar yanlış işler yaptılar ki. O kadar yanlış işler yaptılar ki kendileri bile yaptıklarına ne dediler hatırlayın. İstanbul'a ihanet ettik dediler. Kendileri söyledi, ben söylemedim. Onun için ben ne diyorum biliyor musun? Bütün değerli dostlarıma söylüyorum. Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz. Bu şehrin her sokağını, her meydanını biz koruyacağız. Şimdi artık güç 16 milyon İstanbul'un elinde. Bugün bir avuç insan değil, 16 milyon İstanbullunun çıkarları kollanıyor. Eskiden milletin parası doğrudan milletin ihtiyaçları için kullanılmazdı. Ne yazık ki o bir avuç insan bundan mutluydu. Arta kalan millet için kullanılıyordu. Şimdi ise 16 milyonun güçlü iradesi iş başına gelince paranın o dolambaçlı yoluna son verdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde paranın yolu artık belli. Dümdüz, dosdoğru bir çizgi halinde milletten geliyor, doğrudan millete gidiyor. Milletin parası millet için harcanıyor. Sevgili dostlar, ben annelerin feryadını duyduğum için, annelerin sokağıma bile çıkamıyorum dediklerini duyduğum için 2019'da arkadaşlarıma dedim ki belli bir yaşa kadar istatistiklere bakın, düzenine bakın, çocuklarımızı, anneleri rahat yetiştirebilsinler, seyahat edebilsinler diye bir anne kart uygulamasına çalışın. Çalıştılar ve 0-4 yaş arası çocukları olan annelerimize kart verdik. Kart şu anda tam 650 bin anne de var biliyor musunuz? 650 bin annenin cebinde. Gururla anlatıyorum bunu. Annelerimizin hayatları güzel olursa çocuklarımızı güzel yetiştirirler. Dolayısıyla onlara o kartı verdik. O kartı vereceğimizi duyurduğumuzda İstanbul'u muhtemelen birkaç hafta sonra ilçe ilçe gezecek olan Sayın Cumhurbaşkanı o zaman yine ilçe ilçe gezerken kimin parasını kime veriyorsun dedi. Ben de bir gün sonra meydandan şunu söyledim. Evet şaşırdınız biliyorum ama biz milletin parasını millete veriyoruz. Milletin parasını millete veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Değerli dostlarım, sevgili hemşehrilerim, şahit olduğunuz gibi bu şehirde gücün ve özellikle bu akışın yönü değişmesi hiç kolay olmadı. Soruşturmalar yaşadık, davalar gördük, engellemelerle uğraştık. Her seferinde İstanbullular yanımızda oldu. Hep birlikte bu oyunu bozduk, hep birlikte. 16 milyon insanımızla birlikte bu oyunu bozduk. Onun için ben ya da biz değil, İstanbul başardı diyoruz, İstanbul. İstanbul başardı, İstanbul yine başaracak. Gündelik siyasetin bütün küçük hesaplarını alt üst edecek. İstanbullular gözleriyle görüp yaşadıkları hayatlarını kolaylaştıracak, güzelleştirecek, büyük değişimin yanında yer almaya devam edecekler. Bu durum bazı kişi veya partileri İkbal ve beka sorunu
olarak görebilirler. Onlar İstanbul seçimlerini başka mecralara çekmeye çalışabilirler. Fakat İstanbulluların gündemi belli. İstanbullular daha fazla metro, daha fazla yeşil alan, daha fazla sosyal destek, daha fazla kreş, daha fazla kent lokantası, daha fazla kütüphane, daha fazla spor tesisi istiyor. Bütün bunları da ancak bizim başarabileceğimizi biliyor ve görüyor. İstanbullular, depreme hazırlıkta sergilediğimiz aktif ve ciddi politikaları hızlanarak artsın diye istiyorlar. Kentsel dönüşümde ortaya koyduğumuz ucuz ve güvenli model yaygınlaşsın istiyorlar. İstanbullular o eski israf ve ihanet devrine asla geri dönülsün istemiyorlar. Onun için İstanbullular göreceksiniz. Peki ben ceketi çıkardım. Siz de çıkartmaya hazır mısınız? Bu salonda kaç kişi ceket çıkaracak? Çıkarsın bakalım. Çıkartabilir mi herkes ceketini? Herkes ceketini çıkarabilir mi? Hazır mı herkes? Sevgili dostlarım, sevgili yol arkadaşlarım, İstanbul hazır mı? İstanbul hazır mı? Bu kardeşiniz size söz veriyor. Bu şehirde kimsenin inancına, kimsenin siyasi düşüncesine, kimsenin yaşam tarzına bakmadan, ayrımcılık yapmadan adil ve özgür bir kent. Bu şehir herkesin şehri. Bu şehir 16 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının şehri. Bu şehir Kürtlerin şehri. Bu şehir Alevilerin şehri. Bu şehir Boşnakların şehri. Bu şehir Ermenilerin şehri. Bu şehir Süryanilerin şehri. Bu şehirde 16 milyon özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bu şehirde vatansever, bayrağını seven Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in izinde yürüyecek 16 milyon insan var. İstanbulluların istediği olacak. Onun için buradayız. Onun için... Onun için bu yolculukta yürüyoruz. Onun için kararlılıkla yürüyoruz. Göreceksiniz, bir kişinin değil 16 milyonun dediği olacak. 16 milyonun dediği olacak. Ben egemenliğin,
kayıtsız şartsız milletin olduğu inancıyla tam yol ileri diyerek yürüyeceğim. Hep birlikte yürüyeceğiz. Ben bu yola çıkacak olduğum bütün adaylarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Çünkü her birisi çok çalışacak. Her birisi çok çalışacak. Birlikte koşacağız. Tek iddiamız olacak. En çok hangimiz daha çalışkan olacağız göreceğiz. Bu yönüyle tekrar birazdan tek tek tanıtılacak olan adaylarımıza başarılar diliyoruz. 39 ilçemizde aday olan liyakatli kadrolarımız aynen bizim yaptığımız gibi güçlü bir halkçı belediyeciliğinin temsilcisi olacaklar. Bu liyakatli, tecrübeli, yetenekli, genç, kadın hep bir arada halkçı ve icraatçı çözümlerle bu şehrin her ilçesinde yaşam kalitesini düzeltmek için sırt sırta mücadele edecek. Sizlerin her ilçede hem belediye başkan adaylarımıza hem de meclis üyelerimize oy vereceğinize yürekten inanıyorum. İnanıyorum ki sadece ilçelerde kazanmayacağız. İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde ve ilçelerimizde bize ihtiyacımız olan desteği de vereceksiniz. Sizden alacağımız büyük destek ve güçle biz de her sabah büyük ve azim ve gayretle işbaşı yapacağız. Bu kadim şehrin dünyanın çekim merkezi olması için 16 milyonun müreffeh, mutlu ve mesut yaşaması için çözümler üreteceğiz. Sizlerin oylarıyla seçilecek her bir başkanımız sizlerin sesi ve temsilcisi olmakla kalmayacak. Hep birlikte daha büyük hedeflere, daha güzel günlere yürümeye devam edeceğiz. Hedefimiz ve parolamız belli. Hedefimiz ve parolamız belli. Söylüyorum, tam yol ileri sevgili dostlarım. Tam yol ileri. İstanbul'a hizmet için tam yol ileri. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Hep birlikte 16 milyonun iktidarına yürüyoruz. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun.